Arnold! Arnold! Uyan! Dev bir kasırga evine doğru geliyor. Çabuk sokağa koş. Açığa çıkman gerekiyor. Aferin. Elbette seni gerçekten kurtarmak isteseydim, evinin bodrum katına gitmen gerektiğini söylerdim. Ama tabii ki ben ve izleyicilerimiz için kasırganın içerisinde sana ne olacağını görmek daha ilginç olacak. Hazır mısın? Başlayalım. İçeride ne var Arnold? En büyük hortumların genişliği 1500 metreye ulaşabilir. Orada hayat nasıl? Amerika'da her yıl yaklaşık 1000 kasırga oluşur ve bunlardan sadece birkaçı gerçekten devasa boyuttadır. Yine şanslısın ha Arnold. Onlardan birindesin. Sanırım şimdi düşük basınç ve oksijen deşarjını tartışmanın tam zamanı. Bir kasırganın içindeki atmosferik basınç o kadar düşüktür ki ciğerlerin havadan yeterince oksijeni alamaz ve sadece birkaç dakika sonra bayılır ve boğulursun. Vay be! Sonunda çığlıklarından gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Bu kadar seyrek hava, oksijen tankı olmadan Everest Dağı'na tırmanmaya eşdeğerdir. Dağ turizmi kesinlikle sana göre değil Arnold. Ancak kasırganın içerisinde oksijen eksikliğinden ölmeden önce muhtemelen seninle birlikte sürüklenen diğer nesnelerle çarpışırken nalları dikebilirsin. Nesne dediğim de işte uçan ağaçlar, hayvanlar, arabalar, evlerin çatıları ve hatta bütün evler. Süper güçlü kasırganın yolunda karşılaşacağın her şey kasırganın içerisine girecek ve saatte 500 kilometreye varan bir hızla döndürülecektir. Ve bir mucize eseri bu enkazdan hiçbir yere çarpmadan kurtulabilirsen, eğer bir de oksijen tankın varsa ve bir şekilde kasırgadan sonra hayatta kalırsan ne mutlu sana. Kasırga er ya da geç bitecek. Ve böylece kasırga gitmene izin veriyor. Ve oldukça yüksek bir yerden seni tekrar yere bırakıyor. İşte bu sefer kesinlikle hayatta kalamayacaksın Arnold. Tamam, seni tekrar kurtaracağım. Bunu neden mi yapıyorum? Bana teşekkür etme. Videoyu beğendiyseniz beğenin, arkadaşlarınıza gönderin ve kanalıma abone olun. Arkadaşımız Arnold'la daha birçok heyecan verici deney geliyor.